Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Böyle güzide, eskiden öyle derdik, şimdi seçkin diyorsunuz galiba. Güzide bir kurumumuzun, çok güzide bir salonda ve değerli başkanımızın karşısında bu konuları konuşmak nasip oldu bugün burada. Biz öncelikle hoş geldiniz diyorum. Tabii tarih ile ilgilenmem benim aşağı yukarı işte bu 20 yıl oldu. Ondan önce biraz daha farklı ilgilerim vardı benim. Burada yanılmıyorsam 1996 yılında rahmetli Çelik Gülersoy'un başkanlığı döneminde kendisiyle bir söyleşi yapmaya gelmiştim. Orada konuştuk. Tabii çok sıra dışı bir insandı. Yani böyle bazı düşüncelerine karşı olduğum halde hiç beklemediğiniz şeyler söyler. Çünkü o eski yaşlı insanları bir önceki kuşağı falan tanımış. Onlardan bir takım çok önemli dersleri almış birisiydi. Bir kitap imzaladı bana. Dedi ki tanıştığıma mübahi olduğum Mustafa Armağan. Ya o zamana kadar ben mübahi kelimesini hiç duymamıştım. Ya bu nereden geliyor? Falan. Dedi ki bu kelimeyi git dedi sözlükten bak. Ben dedi bunu eski insanlardan duymuştum. Tanıştığıma mübahi oldum. Memnun oldum değil. Mübahi oldum derlerdi dedi. Git sözlükten bak. Gittim evde sözlüğe baktım. Hakikaten memnun olduğundan daha fazla bir şeyi ifade eden. Yani işte şey yaptım. İftihar ettim manasında biraz daha memnun olduğumun bir üst kademesinde bir ifade bu. Şimdi bakın hayatımızda nüansların nasıl silindiğini de bu örnekten görebiliriz. Yani şimdi her şeyin tekliğe indirgendiği bir kültür ortamında yaşıyoruz. Yani memnun olmakla mübahi olmak bizim için fark etmiyor. Çünkü ne memnun oluyoruz ne mübahi oluyoruz. Her şeyimiz çok sıradan ilişkiler, klişe ilişkiler şeklinde dönüştü. Dolayısıyla o bizim geçmiş kültürümüzün ürünlerini ancak nerede öğrenebiliriz? İşte o insanlar artık bitti. Onların nesli tükendi. En nihayet işte kitaplardan, bazı eski kayıtlardan, romanlardan, biraz işte ne bileyim Refik Halit Karay okuyarak, biraz Yahya Kemal okuyarak o dünyaya dair bazı ipuçlarını yakalayıp günümüze getirebiliriz. Şimdi bu unutma süreci, insanlığın bu unutma süreci biliyorsunuz biz ilerleme diye bir kavrama uzun zaman inandırıldık ve ilerlemenin mutlak manada bizi geçmişte yaşamış olanlardan daha ileriye, daha gelişmiş, daha mütelakki eski deyişle gelişmiş bir hayata, bir düşünceye doğru bizi götürdüğüne inandık 20. yüzyıl boyunca ama aslında şöyle bir karşı eleştiri de zaman içerisinde Avrupa'da 2. Dünya Savaşı sonrasında belirdi. Bu düşünce bize ancak 90'lı yıllar, 80'li yıllarda gelmeye başladı bunun iz düşümleri. Bu düşünce şuydu. İnsanlığın tamamı ilerlemez. İnsanlığın bir kısmı ilerler, bir kısmı geride kalır. İki, ilerlediğini zannettiğimiz hayatın bazı kısımları ilerler, bazı kısımları da geriye gider. Bazı kısımlar insanlığın dünyasında, bazı sektörler diyelim, gelişir, bazı sektörler unutulur ve orada bir gerileme başlar. Yani mesela biz teknolojide ilerledik ama ahlakta geriledik. Niçin ahlakta gerilediğimizin muhasebesini yapmıyoruz da teknolojide ilerlediğimizin sürekli dile getiriyoruz. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Ama ahlaken 100 yıl önceki bir insanın yaşadığından bugün çok daha kötü, çok daha sefil bir durumdayız. Bunu hem eski insanları tanıdıkça hem de geçmişte yaşamış olan insanların ki bugün bir kısmında kültür amare vesilesiyle konuşacağız. Demek ki hayatımızın tamamında böyle bir ilerleme mevzu bahis değil. Bazı bölümlerde geriledik. İşte Mimar Sinan'ın eserleri ortada ama bugün taşı taşın üstüne koyarak bir camiyi nasıl yaparız bunu bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Yani mühendisi de bilmiyor, mimarı da bilmiyor. Çimento kullanmadan, demir kullanmadan bu binalar yumurta akıyla nasıl yapıldı? Nasıl bu devasa şaheserler yapıldı? Ve bunlar da 50 sene, 100 sene değil, 500 sene, 1000 sene, 1500 sene yaşayabiliyor. Bugünkü bir müteahhitle konuştum. Şurada gördüğümüz gökdelenler. Dedim ki bunların ömrü ne kadar? Bana verdiği cevap, taş çatlası 100 yıl.
100 yıl sonra yıkılmazsa kendimiz yıkmak zorunda kalacağız bu binaları. Şimdi o bunu duyduğum zaman şu şey geldi aklıma. Biz mesela bugün İstanbul'da bu kadar eser yapılıyor. İşte köprü yapılıyor, bilmem gökdelen yapılıyor, stadyum yapılıyor filan. Bunların hiçbirisi 100 yıl sonra ortada olmayacak. Yani 2116 yılında İstanbul'a gelenler yine Sultanahmet'i, yine Rüstempaşa'yı, yine Ayasofya'yı görecekler. Ama Cumhuriyet devrinde yapılan hiçbir eser geleceğe kalmayacak. E peki biz o zaman nasıl Cumhuriyet ilelebet payidar olacaktı diyoruz? Sadece bir rejimin yaşaması mıdır geleceğe kalmak? Yoksa gelecekte senin eserlerinin yaşaması mıdır? Eserlerinle yaşayabiliyor musun, yaşayamıyor musun? Gelecekte insanlar sana neyle bakacaklar? Hiç yaptığımız hiçbir eser geleceğe kalmayacaksa burada payidarlık sorununu da hepimizin düşünmesi lazım. Nasıl payidar kalacağız? 20. yüzyıl ve 21. yüzyıldan dünyaya ne kalacak? Dolayısıyla tekrar o kalıcılık meselesine bizim eğilmemiz, bunu düşünmeye başlamamız gerekiyor. Şimdi Kutulamare de aslında bu kalıcılığın boyutlarından birisini bize hatırlatıyor. Geleceğe dair mesela biz şöyle yayınlar yaptık, bu kadar kitap çıkıyor yılda, efendim bu matbaalar şakır şakır çalışıyor, bir sürü şeyi hatırlıyoruz, eski bilgilerimizi, eski insanlardan daha çok şey biliyoruz, evet biliyoruz ama mesela 100 yıl önce basılan Kutul Amare kitabını Mehmet Emin Yurdakul'un 100 yıl boyunca hatırlamamışız, unutmuşuz. Bir Kutul Amare destanı yazmış Mehmet Emin Yurdakul. Biliyoruz değil mi? Edebiyat profesörlerine soruyorum. Bakın. Diyorum ki Dicle önünde diye Mehmet Emin Yurdakul Kutul Amare destanı yazmış. Haberin var mı? Yok hiç duymadım diyor. Ya nasıl edebiyat profesörü sen? Senin işin bu. Ben mi duyuracağım sana? Ama şey yapayım işte tuttum. Osmanlıcası ile birlikte dergimizin yanında herkese hediye ediyorum ve 100 yıl sonra ilk kez yayınlanıyor. 100 yıl boyunca bunu hatırlamamak, bunu unutmak, acaba az önceki o Mimar Sinan'ın camilerini yapma tekniğini unutmakla bir bağlantısı var mı? Var. Ama bir de burada başka bir faktörün devreye girdiğini göreceğiz. O da bilinçli bir unutturma. Unutturma, sadece unutma değil. Unutma pasif ve tabii bir şey. İnsanın hafızasında zamanla erozyona uğrar bazı bilgiler. Ama burada bir de unutturma çabasının olduğunu göreceğiz ki Kutul Amare zaferini kazanan 5 isim sayayım sadece. Bu 5 ismin nasıl muamele gördüğünü şey yapın. Bekir Sami Günsal. O da 52. Tümen Komutanı. Gazi oldu. Kendisi Çerkez asıllı. 1924 yılında bir kenara çekildi. Ve Cumhuriyet devrinde bu adam ortada yok. 1924'te askerlikten ayrıldı, yok. İki, Kazım Karabekir, 18. Kolordu komutanı, Kutul Amare'de düşmanı esir alan kolordulardan birisinin başında. Kitapları yakıldı, evine baskınlar yapıldı, kapısına sivil polisler dayandı ve 1939'a kadar bir daha 25'ten 39'a kadar 15 yıla yakın biz Kazım Karabekir'i sahnede göremeyeceğiz. Neden? Devam ediyorum. Ali İhsan Sabis Paşa, Sabis Meydan Muharebesi'nde İngilizleri yenen Ali İhsan Sabis Paşa hapislere düştü. Ve ömrünü çok şey şartlarda, kötü şartlarda tamamladı. Peki devam edelim. Sakalı Nurettin Paşa, Sakalı Nurettin Paşa mecliste mazbatası iptal edilen ve mecliste susturulan ve şapka inkılabının anayasaya, kanunlara, insan haklarına aykırı olduğunu savunduğu için de evine kapatılan bir başka Kutul Amare kahramanı. Ve beşincisi de Halil Paşa, Enver Paşa'nın amcası, Halil Kut Paşa. Türkiye'ye sadece evinde oturup dışarıya çıkmama şartıyla gelmesi kabul edilen ve Arnavutköy'deki yalısında neredeyse 20 sene evinden çıkmadan yaşamaya mahkum edilen ve bu yüzden alkolizme düşen bir Kutul Amare kahramanı. Şimdi bakın hepsinin hayatlarında büyük dramlar yaşanıyor. Nasıl oluyorsa Kutul Amare'de herhangi bir şekilde başarı göstermiş. Hemen hemen herkesin bir şekilde mağdur edildiği bir
süreçten bahsediyoruz. E peki 1930'lu yılların kitaplarına geldiğimizde 1910'larda böyle tablolar yaptırılıyordu. Şimdi resmini göstereceğim. Kutul Amare'de biz İngilizleri böyle yendik, böyle teslim aldık deniliyordu. Ama 1930'lardaki ders kitaplarında 6 satır ifade var. Fakat 6 satır ifadenin arkasında da şu var. Kutul Amare'de kazandık ama sonuçta Bağdat cephesinde yenildik gibi. Bunun da üstünü örtmeye çalışan bir çabanın olduğunu görüyoruz. E o zaman Çanakkale'de de kazandık ama sonuçta savaşta yenildik. O zaman Çanakkale'yi kazandığımızın arkasında bunu mu ekleyelim? Yani bir işe yaramadı mı dememiz lazım. Şimdi bakın bu da Kutul Amare'ye yönelik bir operasyon. Bir zihinsel ameliyat, bir beyin ameliyatının yaşandığını biz görüyoruz. Bu zaferi küçültmek, unutturmak üzere kurgulanmış bir yapı var bir müfredat programında. Geliyoruz 2007 yılında benim kızımın ders kitabına bakıyorum ben. Lise 2 tarih kitabı. O zaman lise 2'de okunuyordu inkılap tarih kitapları. Şimdi lise 3'e transfer oldu. Bakıyorum 6 satır da değil, 6 cümle de değil, 6 kelimeye düşmüş. Yani 1930'da 6 satır, şimdi 6 kelime. Şöyle Basra'ya çıkan İngilizler Kutul Amare'de yenilgiye uğratıldılar. Bu kadar. 7. kelime yok. Ne anladınız buradan diyorum çocuğuma. Bir şey anlayamıyor çünkü bu yenilgiye uğratıldılar demek öznesiz bir ifade. Yani meçhule bırakıyor. Yenilgiye uğrattık da demiyor kitabın yazarı. Ve ısrarla orada biz İngilizleri yendik diyemeyen bir söylemin varlığını biz görüyoruz. İngilizleri yendik diyemeyen bir ders kitabının varlığını görüyoruz. O zaman ben şu soruyu soruyorum. Diyorum ki bu kitabın yazarı Türk olabilir mi? Zaferini saklayan bir millet olabilir mi? Bunu ancak İngilizler yazsaydı bu kadar ustaca gizleyebilirlerdi bu zaferi. Yani kazanan taraf böyle yazamaz. Kaybeden taraf ancak yazar. O zaman bizim kitaplarımız acaba İngilizler mi yazdı? Acaba başkaları mı yazdı sorusunu ortaya atıyorum ve bunun tartışılmasını istiyorum. Dilerseniz onu da tartışırız ama burada Kutul Amare'ye geldiğimizde 29 Nisan 1916 tarihinde yani Çanakkale'den bir yıl sonra diyelim ki 18 Mart Çanakkale, 29 Nisan Çanakkale'den bir yıl bir ay kadar sonra, bir yıl 40 gün kadar sonra kazandığımız bir ikinci zafer. Ama bu gerçek anlamıyla bir zafer. Hani bir takımı 1-0, 2-1 yenmek var. Erkekler daha fazla bu işlere kafası şey yapıyor. Hanımlar kısmen daha uzaklar. En azından benim kendi çevremdeki şeyler. Erkekler daha iyi kavruyorlar. Ama bir takımı bir de 5-0, 6-0 yenmek var. Şimdi 6-0 yendiğiniz bir takımı, 5-0 yendiğiniz bir takımı artık burada ne ezmişsinizdir. Yani hiçbir şekilde tartışma götürmeyecek bir şekilde yenmişsinizdir. Bunu hani yok hakem hatalı karar verdi, yok işte bilmem şöyle olsaydı. Bütün bu tartışmanın ötesinde net, kesin bir galibiyet elde etmişsinizdir. Ve Kutul Amare böyle bir galibiyet. 13.500 Britanya askeri teslim alınıyor. Bir savaş yapıyorsunuz. Savaş meydanında Selman-ı Pak'ta İngiliz ordusuyla bir meydan savaşı yapıyorsunuz. Öyle savunma savaşı da değil Çanakkale'de olduğu gibi. Çanakkale'de neticede bir savunma savaşıydı. Biz geçirmemeye çalışıyorduk ama burada bir meydan savaşı yapıldı. Bir meydan savaşında bir İngiliz ordusu, General Townsend burada silahını teslim eden General Townsend, Halil Paşa da şu. Birazdan büyük resimde de göreceğiz arkamda ama orada yenilecek. Güneye doğru, Basra'ya doğru çekilecek ve orada sıkışacağı Kut Kalesi'nde, böyle Dicle'nin dirsek yaptığı bir yerde, az sonra göreceğiz onu, Kut Kalesi'ne sıkışacak. Aylar boyunca, 4 ay 23 gün süren kuşatma sonucunda da son eline kadar teslim olacak. Bu zafer değilse herhalde askerlik tarihinde zafer diye bir şey yoktur. Yani son eline kadar, hani düşmanı kaçırırsınız, kovalarsınız falan. Ama burada artık tamamen teslim olma hadisesi var ki bu askerlik tarihinde çok az görülmüş bir hadisedir. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda da benzeri olmayan bir galibiyettir bu. Peki bu nasıl
karartılır, bu nasıl unutulur? İsterseniz onu sonraya bırakalım ama şöyle bir savaşın seyrini bir beraberce görmeye çalışalım. Bir kere ne oldu? Tüm bunları söylüyoruz ama ne olduğu bilmeden konuşmayalım. Birincisi Çanakkale Boğazı. Buradan geçip Osmanlı Devleti'nin savaşın dışına bırakmak. Daha sonra buradan Almanya'ya doğru, Ruslarla birleşerek Almanya'ya doğru ilerlemekti hedef. Daha sonra Osmanlı'nın paylaşılmasına sıra gelecekti. O aşamada Osmanlı'yı savaş dışına bırakmak yeterli olacaktı. Ama bunu başaramadılar ve Ağustos ayına kadar, 1916'nın Ağustos ayına kadar deniz muharebelerinden sonra kara muharebeleri devam etti. Ve Ağustos ayında artık pata durumuna gelindi. Yani ne biz onları denize dökebiliyoruz ne onlar bizi geçip Gelibolu'ya doğru ilerleyebiliyorlar. Dolayısıyla herkes siperlerine çakıldı kaldı. Bunun üzerine dediler ki buradan bu iş olmayacak, biz yeni bir cephe bulalım. Osmanlı'yı sıkıştıracak yeni bir cephe. En zayıf yer olarak da geldiler. Mısır'da onların elinde olduğu için de geldiler. Basra Körfezi'nden, Fav Yarımadası'ndan, tıpkı Saddam'a karşı yapılan operasyonda Amerikalıların yaptığı gibi Fav Yarımadası'ndan yukarıya doğru çıktılar. İşte bu Şatlı Arap dediğimiz yer, bu Fırat, bu Dicle. Zaman zaman bunlar birleşip yukarıya doğru, yukarıdan aşağıya doğru gelirler. Birleşip ayrılırlar. İşte şu noktada yani Bağdat civarında birleşirler. Şu Bağdat'ın güneyindeki bir yerde, şuralarda Kutul Amare dediğimiz bir kale var. Onun da yukarısında Selman-ı Pak var. Geldiler buradan 20 kadar muharebe yaptık biz. Yani muharebe ile harp farklı kavramlar. Bakın yine oraya takıldık kaldık. Şimdi İngilizce'de war var, battle var, combat var. Şimdi İngilizler ya bir tane war kelimesi var. Niye biz battle ile combat'ı kullanıyoruz? Bunları atalım sadece war'u kullanalım demiyorlar. Çünkü war genel bir şeydir. Büyük savaşı anlatan bir şeydir ama battle bizim muharebe dediğimiz şeydir. Combat daha çok müsaademe dediğimiz. Bakın kavramlarımız bitti. Müsaademeyi, muharebeyi unutan şeyler. Hepsini biz savaş diyoruz. Birinci Dünya Savaşı'na da savaş diyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın içindeki Çanakkale'ye de savaş diyoruz. Arıburnu'na da savaş diyoruz. Böyle bir şey olmaz ki. Yani dedeye dede diyorsun. Oğluna dede diyorsun, torununa dede diyorsun. Torunun torununa da dede diyorsun. Nasıl ayıracaksın bunları? Böyle bir mantıksızlık olur mu? Şimdi bir dil nüanslarla anlaşılır. Muharebe dediğimiz zaman başka bir şeydir. Müsaademe dediğimiz zaman başka bir şeydir. Harp dediğimiz zaman başka bir şeydir. Böyle hepsini tek bir şeye indirgediğimiz zaman işte düşünme kapasitemizin ne kadar zayıfladığını ancak ne zaman öğreniyoruz? Yabancı bir dil öğrendiğimizde. Diyoruz ki bu İngilizler aptal herhalde. Bu kadar farklı kelimeleri niye kullanıyorlar? Healing diyor, treatment diyor. Yani hem healing'i kullanıyor hem treatment'ı kullanıyor. İkisi de tedavi. Biz tedavi diye hepsini şey yapıyoruz. Kimimiz sağaltım diyoruz buna. Ama neticede bu kelimelerin hepsi yaşıyor onlarda. Ama biz küçülmeyi kabul ettiğimiz için, bir imparatorluk dilini kendimize yük olarak adettiğimiz için bunlardan kurtulmayı seçiyoruz. Ben bir Rus profesörle Beyoğlu'nda dolaşırken bana vitrinde bir şey söyledi. Böyle semaver gibi bir şey gösterdi. O yıllarda yani bundan 15 sene önce. Dedi ki bunun ismi ne? Dedim ki semaver. Rusça'da da semaver dedi. Dedim ki ya bunun aslı işte Rusça mı Türkçe mi falan konuşurken dedim ki Rusça'da 3000 kadar Türkçe kelime varmış. Doğru mu dedim. Evet var dedi. Peki bundan rahatsız olmuyor musunuz dedim. Yani bizimle bu kadar savaştınız. Hayır dedi. Onlar bizim Türkleri yönettiğimiz dönemin hatırasıdır bizim dilimizde. Anladınız mı olayı? Biz onları yönettik. Onların dillerine bunu aldık. Bu kelimeler onları yönettiğimiz devrin bir hatırasıdır bizim dilimizde. Ama biz ne yaptık? Arapları da yönettik, İranları da yönettik. Şunları, onların dilinden aldıklarımızı atarak hayır biz eski şey değiliz. İmparatorluk iddialarımızdan vazgeçtik dedik ama Ruslar vazgeçmiyor. Bizim kadar akıllı değiller anlaşılan. İngilizler de James Redhouse 1850'lerde bir Turkish English Lexicon diye bir şey yaptı. Bir çalışma yaptı. 100.000 İngilizce kelime, 100.000 Türkçe kelime buldu. Biz 100.000 kelimenin 70.000'ini attık. Bugün 30.000'e düştük. İngilizce 400.000'e çıktı. Bu kelimeleri İngilizce olarak icat mı ettiler? Hayır. Bütün dünya dillerinden aldılar. Korece'den aldılar, bilmem. Çince'den aldılar, bilmem ne.
İngilizce böyle dünya dili oldu. Ama biz dilimizi arıtacağız diye birçok hatayı peş peşe yaptık. Onun için bu vesileyle onu da söylemiş olayım size. Burada bir şey yaşandı, muharebe yaşandı ve o muharebede Selman-ı Pak'ta biz yenerek şunu büyütme işini şöyle, tamam. Selman-ı Pak'ta yenerek güneye doğru. Maksat neydi burada çıkışlarındaki maksat? Bir kere buradan ilerleyip Osmanlı Devleti'ni bu defa güneyden girerek Anadolu'yu işgal etmek ve İstanbul'a buradan ilerlemekti. Buradan yapamadıklarını aşağıdan daha zayıf bir cepheden yapmak idi. İkincisi burada zengin petrol şeyleri vardı. Abadan petrolleri, işte Ahvaz petrolleri ve Musul petrolleri, bütün bu petrol alanlarına hakim olmak. Oradan İran'a geçmişlerdi. İran tarafında da aynı şekilde operasyonlar. Dolayısıyla bütün petrol yataklarına el koymak. Ondan sonra da İran, Hindistan'a giden deniz yolunda bizden gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı burayı garanti altına almaktı. Hedef buydu. İşte Selman-ı Pak'ta Sakallı Nurettin Paşa'nın komutasındaki bizim birliklerimiz bir büyük muharebeye girdiler. Ve bu muharebede Sakallı Nurettin Paşa General Townsend'a karşı bir meydan savaşını kazandı ve bu meydan savaşının arkasından güneye doğru kaçmaya başladılar. Kovaladık onların kaçması üzerine. Kovaladıktan sonra da nereye sıkıştırdık? Kutul Amare. Gördüğünüz gibi burası Dicle Nehri. Dicle Nehri'nin arasında şöyle bir dirsek yaptığı, yani U yaptığı bir yerde Kurt Kalesi var. Bu kaleyi ye girdiler, sığındılar ve biz de siper kazarak önlerini kapattık. Arkaları nehir olduğu için de nehirden yardım alabilmek için gemiler gönderdiler. Fakat o yıl Dicle Nehri bize çalıştı. Su seviyesi çok düştü. Sığ olduğu için büyük İngiliz gemileri yardım getiremediler. Derin suya göre yapılmış olan İngiliz gemileri yardım götüremediler. Küçük gemiler yolladılar. Bunlar da bizim Ali İhsan Sabis'in komutasındaki birliklerimiz keklik gibi avladılar. Gerekirse zincir geldiler, yakaladılar, orada karaya çıkarttılar. Son bir girişim de en nihayet 24 Nisan'da yapılacak Julnar gemisi. Özel olarak bir gemi yaptılar. Sığ sularda yüzebilecek bir nehir gemisi. Etrafını demir zırhlarla kapattılar. Üzerine makinalı tüfek, top vesaire ekleyip bir yardım götürmek için, Kurt Kalesi'ne yardım götürmek için bunu gönderdiler. Fakat bu da çünkü esas olarak ellerinde mühimmat, silah vesaire, top, tüfek vardı. Ama açlık yüzünden teslim olmak üzereyken bu gemi geldi. Tam virajı dönüp kaleye ulaşacağı bir yerde işte Cenab-ı Hakk'ın hikmetinden sual olunmaz mucizelerinden birisi gerçekleşti. Toplarımızın durduramadığı bu Julnar gemisini ne durdurdu biliyor musunuz? Devrilen bir telgraf direğinin kablosu. Geminin pervanesine dolandı. Pervane çevirdikçe takıldı ve pervane işlemez hale geldi. Yerinde sabit kaldı. Sabit kalınca bizimkiler ateş ettiler ve teslim olmaya zorladılar. Ve neticede kıyıya vurdu. 240 ton yiyecek yüklemişlerdi bu gemiye. 240 ton yiyecek onlara birkaç ay yetecekti. Bu arada yeni yardımları yetiştirebileceklerdi. Çünkü günde 50-100 kişi ölüyordu Britanya kuvvetleri içerisinde. Bunların açlığını gidermek için böyle bir yardım gelmesi gerekirken neticede bu yardım bizim Mehmetçiklere afiyetle yiyecekleri bir ganimet oldu. Ve orada ilk defa uzun bir süredir işte helva yapmışlar, yemişler, ekmek yapmışlar, yemişler, Allah'a şükretmişler. Onun için ismi, bu geminin ismi kendi gelen gemisi olmuş bizimkilerin dilinde. Kendi gelen gemisi, yani nasibimiz bizim ayağımıza geldi manasında. Kendi gelen gemisi demişler. İşte bunun üzerine zaten teslim olmak zorunda kalacaklar. Şimdi burada sıkıştırıldığı zaman Mısır'dan kuvvetler gönderiyorlar. Göndermeye çalışıyorlar ama tabii şurada bizim birliklerimiz var. Bu Filistin, Suriye cephesi. Buradan gelemiyorlar. Buradan göndermeleri lazım. Buradan da gelen birlikler
kurtarmaya çalışıyor. Gerek şey tarafından, Dicle Nehri'nin doğusundan, gerek batısından. İki taraftan gelen kuvvetlere karşı da bizim birliklerimiz başarıyla mukavemet ediyor. Onları kurtarmasına, tahlis etmesine müsaade etmeyerek bu defa hem içeriden dışarıya çıkma harekatına karşı hem dışarıdan içeriye girme ve onları kurtarma harekatı çift cephede mücadele ederek burada önemli bir başarı daha kazanıyoruz. Ve neticede Irak ordusu komutanı General Nixon askerlik kariyerini burada bitirecek. Onun beceriksizliği yüzünden İngiliz Genelkurmay'ı adamı askerlikten atacak. Yani bırakın başka bir cepheye göndermeyi, bir İngiliz generalinin askerlik hayatı burada sona erecek. Sonra General Thompson da aynı kadere maruz kalacak. Şimdi hadiseyi bu şekilde bir özetlersek az önceki resme tekrar gelelim. Şu poster olarak dergimizin, Derin Tarih Dergisi'nin elimizdeki bu sayısında hediye ettiğimiz posterimize ve kitapçık da yine bu sayımızın hediyesi. Az önce gösterdiğim Mehmet Emin Yurdakul'un Kudur Amare Destanı kitapçığı da bu sayımızın hediyesi. Bu şeyde görüyorsunuz İngiliz ordusu perişan bir vaziyette. Getirmişler silahlarını, dökmüşler bizim şeyin önüne. Tabii sembolik bir resim bu ama İngiliz bayrağı yere inmiş ve General Townsend başı öne eğik, koskoca üzerinde güneş batmayan imparatorluğun generali bir başka orduya gelip kılıcını uzatıp teslim oluyor. Ben yenildim, teslim oluyorum diyor. Halil Paşa da ona siz görevinizin gereğini yaptınız. Kendi ülkeniz için savaştınız. Bu kılıç sizde kalsın. Bizim misafirimizsiniz şeklinde bir iltifatta bulunuyor. Hatırlarsanız Gazi Osman Paşa da aynı şekilde Ruslara karşı kılıcını teslim ettiğinde o askerler arasında böyle bir prosedür vardır. Pek gururlarını incitmek istemezler birbirlerini. Bu şekilde bir teslim anı ama ay yıldızlı şanlı bayrağımız burada İngilizlerin üzerinde dalgalanıyor. Şimdi bu anı bize yaşatan insanlara hiçbir şey olmasa bir vefa borcumuz var. Şimdi 1916 yılında acaba İngiliz ordusunu yenip teslim alan başka bir ülke ordusu var mı? Var mıydı? 1915'te, 1917'de. Yok. Ama tek bunu başaran ülke bu zaferini unutmaya çalışmış, unutturmaya çalışmış. Böyle bir tuhaflığın, hani mesela bugünün Amerika'sı gibi düşünelim İngiltere'yi, o zamanın İngiltere'si. Bugün Amerika'sı, dünyanın süper gücü, en büyük gücü. Şimdi bugün Amerikan ordusunu bir ülkenin ordusu yensin. Yenmekle kalmasın, bir de kovalasın. Peşinden bir kareye sıkışırsın, bir yere sıkışırsın, kuşatsın. Gemi göndersinler, uçak göndersinler ki uçak da gönderdiler sağ olsun İngilizler kurtarmak için. Kurtaramasın. Ve bunu da o kazanan ülke, Amerika'yı yenen, Amerikan ordusunu yenen ülke de ya canım ne olacak bu pek de mühim bir zafer değildir desin, mümkün mü? Şimdi 1 milyon ölü veren Vietnam bugün diyor ki Amerika'yı biz durdurduk. Ne pahasına durdurdun? 1 milyon kayıpla durdurdun. Olsun diyor Amerika'yı durdurdum ya 1 milyon neyse ben bunu başardım. Neyle başardı? Rusya'nın desteğiyle başardı, Çin'in desteğiyle başardı ama bir şekilde bundan bir iftihar vesilesi çıkarıyor. Ama biz öyle onun bunun yardımı da değil, öz be öz kendi askerlerimizle yenmişiz ama bu zaferi bu seneye kadar unutmuşuz, unutturmuşuz. Biz bunu yazdığımız zaman da toplumun bakışı şöyle diye Mustafa Armağan kafasından bir zafer uydurdu. Aynen böyleydi. Çünkü toplumun kendine güveni şey yapmış. Nerede biz İngiliz ordusunu yeneceğiz? Hadi Çanakkale'de neyse zar zor oradan geçirmedik falan. Başka bir zaferin olması sanki mümkün değilmiş gibi bir anlatı içerisinde Birinci Dünya Savaşı bizde zikredildiği için aslında sadece bu da değil. Yani öbür tarafta baktığımız zaman Gazze Muharebeleri 1917'de gelecek iki Gazze Muharebesi. Bu iki Gazze Muharebesi'nde de biz yine bir İngiliz ordusunu Filistin cephesinde yeneceğiz. Yine Sina cephesinde işte Katya Meydan Muharebesi bilmem El Ariş'teki başarılarımız yine aynı şekilde
şeyler var. Devam ediyoruz. Kafkas cephesinde kazandığımız zaferler, Vehip Paşa'nın, Kazım Karabekir Paşa'nın Mondros Mütarekesi imzalandığında biz Kafkas cephesinde galip durumdaydık. Güney cephesinde yenilmiştik, Irak ve Suriye'de. Ama Kafkas cephesinde Kazım Karabekir Mondros Mütarekesi imzalandığında 1918'de neredeydi biliyor musunuz? Bilen var mı? Bakü aşağıda. İran işlerine girmişiz. Tebriz'in yakınında 45 kilometre yakınında ilerlemişiz. Şöyle 200 gün daha olsa Tebriz'e ele geçirecek Kazım Karabekir Paşa. İstanbul'a diyor ben muzaffer bir komutan olarak döndüm. Yenilen komutanlardan değildim ben diyor. Geldim ve burada beni bırakın ben burada bir tampon bölge oluşturayım diye Kazım Karabekir Paşa'yı biz unuttuk, unutturduk. Ne Kutulamare'de ismi geçti ne Kafkas cephesinde ne de 1920'nin sonunda Ekim ayında giriştiği Doğu Anadolu, Erzurum, Erzincan, Sarıkamış operasyonu ta şeye kadar, Batum'a kadar ilerleyecek bu operasyonda. Bu da unutturuldu. Şimdi böyle kahramanların unutturulduğu bir tarihin ne kadar tarih olduğuna varın siz karar verin. Ama artık bir hatırlama dönemi, yani o geçmişimizi hatırlama döneminin başladığını ben sevinçle görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bazıları duymayabilir, onlara da bir şey demiyorum. Ama biz hatırlayacağız, bizim görevimiz hatırlamak. Bize tarihi unutturanlardan bir şekilde intikam alabiliriz. Hatırlayarak. Hatırlamak en büyük şeydir bizim için, silahtır. Ve iki kahraman, birisi Sakallı Nurettin Paşa, Miralay Nurettin Bey, öbürü de 6. Ordu Kumandanı. Yani Nurettin Paşa 1916'nın ocağına kadar bizim komutanımızdı Irak cephesinde. Yenip Kutulamare'ye düşmanı kapatan, kuşatmayı başlatan komutanımızdı. Ondan sonra bir hücum emri verdi. Bu hücum emri sırasında fazla sayıda şehit verilince Genelkurmay onu aldı. Yerine Halil Paşa'yı getirdi. Onun için iki komutanımız vardır ve bu Nurettin Paşa genelde teslim alan paşa olmadığı için biraz unutturulur. O da bizim hatalarımızdan birisi ve mezar taşları. Bugün Küplüce mezarlığına giderseniz, Küplüce Camii'nin hemen altında, bunu ben buldum. Bir gün gittim, o Küplüce mezarlığı biliyorsunuz 3 bölümden oluşur aşağı doğru, Beylerbeyi'de. Taş taş gittim, araştırdım, şey yaptım ve bir o şey gibi etrafı ağaçlarla çevrilmiş bir şekilde Kutulamare kahramanlarımızdan birisinin mezarını orada keşfettim. Twitter'la bütün dünyaya duyurdum. Dedim ki burada bir Kutulamare kahramanı yatıyor ve kimsenin bundan haberi yok. Şimdi bunları rahmetli Şerik Gülersoy böyle şeyler yapardı. Bu kurumda da bunları söylemek benim için ayrı bir onur kaynağı. Bunları inşallah biz dergimizde de yayınlayalım Sayın Başkanım. Aynı zamanda Halil Kut Paşa'nın mezarı, bu da Yahya Efendi haziresinde, Yahya Efendi mezarlığında işte ailenin kendi imkanlarıyla yaptırdığı bir mezar. Caddeye bakan tarafta giderseniz orada şey yaparsın, devlete çağrıda bulunduk. Bunlara sahip çıkılsın. Bunlar insanların gidip gelebileceği bir yer haline getirilsin. Bizim görevimiz bu. Topluma bunu, bu gerçekleri hatırlatmak. Burayı da kılıcını koymuş. Herhalde o kendisine teslim edilen kılıç olsa gerek. Onu sembolize etmek üzere böyle bir kılıç koymuşlar mezarın üzerine. Herhalde o kazandığı savaşın anısına böyle bir kılıcı buraya koyduklarını zannediyoruz. Evet, kahramanlarımız bunlar. Peki sonuç ne olmuş? Sonuç bu. Avrupa'nın hasta adamı aslan terbiyeciliğine başladı. Aslan terbiyecisi olarak Avrupa'nın hasta adamı. Ne diyorlardı Osmanlı'ya? Avrupa'nın hasta adamı diyorlardı, değil mi? Şimdi hasta adam işte Halil Paşa bayrağı elinde kırbaç. Aslan İngilizleri sembolize eder. Aslanın bu şekilde yaralamış, berelemiş ve aslan terbiyeciliğine lion tamer ifadesini bu şekilde kullanıyor ve Avrupa basında da bu tip
karikatürler özellikle Alman ve Avusturya basınında çok sayıda çıkar. İngilizlerin onurunu yerle bir eden, itibarını yerle bir eden bir şey olarak işte aslan okları yemiş ve şey bir vaziyette, kroki bir vaziyette burada durduğunu görüyoruz. Şimdi bu duruma düşmemek için ve bizim esirimiz olmamak için General Townsend ve diğer üç general Halil Paşa ile birlikte kameralara böyle bizimkiler resimlerini çekmiş. Teslim olma anında tabii yüzlerinden düşen bin parça, biz üzerinde güneş batmayan bir imparatorluğun generaliyiz havası sönmüş tabii burada. Ve elimizde esir vaziyette bizim kuvvetlerimize teslim olmuş. Fakat şimdi burada işin bir başka cephesine geçelim. Savaşı kazanmak elbette önemli bir başarıdır ve bir ülkenin insanı bir savaş kazandığı için üzülmez. Bunu unutturmaya çalışmaz. Bu bizim bir hatamızdı. Bunu düzeltelim ama sadece bundan ibaret de değil. Tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi burada da bir centilmenlik dersi, bir insanlık dersi, bir medeniyet dersini dünyaya verdiğimizi şöyle bir örnekle ortaya koyalım. Başka bir sürü örnek var ama General Townsend esir alınıyor ve İstanbul'a getiriliyor. Tabii ki misafir deniliyor olan bir general, bir ordu komutanı. Nerede ağırlanıyor efendim? Büyükada'da. İstanbul'un en güzel yerlerinden birisi Büyükada'ya getiriliyor. Ve kendisine bir köşk tahsis ediliyor. Köşkte hizmetçisi var, kapıda nöbetçisi var. Ve adam şey diyor, hayatımda bir tatil yaptım, o da Türkiye'de. Hem de diyor o kadar güvenliydi ki etrafımda korumalarım da vardı. Denize de giriyor, zaman zaman izin alıp İstanbul'a gidiyor, geziyor. Bizim esirlere yaptığımız muamele bu. Nasıl Alparslan, Romen Diyojen'e esir aldığı zaman sana ne muamele, nasıl muamele yapacağımı düşünüyorsun dediğinde işte öldüreceksin, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın şeklinde kendisine bir cevap vermişti. O da hayır dedi. Ben seni öldürmeyeceğim, canını bağışlıyorum ve üstelik de seni memleketine iade edeceğim, kendi memleketine göndereceğim. Üstelik de gönderirken de Bizans sınırına kadar bizim askerlerimizin koruması altında gitti. Bizans sınırından öyle geçti. Bu kadar âli cenaplık, bizim milletimizdeki bu âli cenaplık ruhunu hiç kaybetmeyelim. Bunu bir başka medeniyet göstergesi olarak bugünlerde bu Almanya'daki saçma sapan kararın arkasından bir kere daha söylemek icap ediyor. Çünkü bir savaşta yenersiniz ama düşman elinize esir düşmüşse, size teslim olmuşsa artık burada yapacağınız tek şey insanlık yapmaktır. Ruslar şeye girdikleri zaman ya da Bulgarlar Edirne'ye girdikleri zaman bizim birliklerimizi saray içinde bir yere soktular. Orada etrafını çevirdiler. Sadece nehirden su içebiliyorlar. Başka hiçbir yiyecek vermeden günlerce orada onların ölmesini beklediler. Tek kurşun atmadan askerlerimiz ağaç kabuklarını kemirerek uzun bir zaman o ağaç kabuklarının resimlerini ben eski dergilerde gördüm. İnsanların ağaç kabuğu kemirerek ölmemek için çırpındığını seyrede orada ölmelerine bu şekilde seyirci kaldılar. Nitekim bazı İngiliz kamplarında da buna benzer hadiselerin yaşandığını silah bile atmadan, silahın kurşuna bile masraf etmeden esirlerin nasıl öldürüldüğünü o dönemin yayınlarının bir kısmında göreceksiniz. Şimdi böyle bir ortamda biz bunu alıyoruz, getiriyoruz, Büyükada'da köşke koyuyoruz. Köşke koyduğumuz zaman da sevgili kardeşlerim, adam diyor ki, ya diyor benim savaş meydanında köpeğim kaldı. Köpeğimi isterim. Esir oluyorsunuz. Sizi yeniyor, düşman alıyor. Adamın derdine bak. Yani o kadar şımarmış ki artık bizim misafirimizsin dememizden. Köpeğini istiyor. Ve Genelkurmay harekete geçiyor. Orada bir araştırma yapılıyor. Köpek bulunuyor. Trene konulup getiriliyor. İstanbul'da kapısına teslim ediliyor. Biz buyuz. İnsanlığa bu dersi de verdik. İngilizlere bu dersi de verdik. Sadece yenerek değil, insanlığımızla da yendik. Medeniyet dersini gelsinler bizden öğrensinler. Öyle orada ötmek değil. Gelsinler tarih huzurunda hesaplaşalım.
Belçika 6 milyon Kongolu'yu nasıl yok etti? Nasıl çocuklarını rehin aldı, zorla çalıştırılan köleleştirdiği plantasyonda da çalıştığı köleleştirdiği çocuk adamların çocuklarını kaçarsan çocukların elini keserim dedi. Kaçanların da çocukların elini kesip hem adamı tutukladı hem de eline verdi. Çocuğunun elini eline verdi. Bununla ilgili yüzlerce resim bulabilirsiniz internette. Bunların bir de utanmadan resmini çekme huyu var. İşte Abu Ghraib hapishanesinde o soydukları mahkumları üst üste koyup o kadının çektiği resimleri hatırlayın. Bunlarda insanlığın zerresi yok. Yani bu son olay gerçekten beni çok üzdü ve hani Yavuz hırsız ev sahibini bastırır sözünü bana hatırlattı. Ama şükretsinler ki bizim millet tarih bilmiyor. Şükretsinler ki bizim millet tarih bilmiyor. Bilse hepimiz kalkarız cevabını gerektiği şekilde veririz. Ama bilmediğimiz için Batı tarihini de bize hep allayıp pullayıp anlattıkları için, kendi tarihimizi de unutturdukları için böyle bir kimliksizleşme sürecindeyken işte tarihi bir şekilde fark edip öğrenmeye çalışıyoruz. Biz de bunu anlatmaya gayret ediyoruz. Arkasından, burada o resmi getirmemişim, İngiliz subaylarını geçirdiğimiz bir an var. Bu an İngiliz subayları at üzerinde Mehmetçik yaya yürüyor efendim. Esir aldığımız İngiliz subayları atın üzerinde Mehmetçik yaya yürüyerek onları kampa götürüyorlar. Bu arada bir Mehmetçiğin ayağının yarısı içeride, yarısı dışarıda. Şerha şerha olmuş, ayağının altı parçalanmış. Bir bakıyor ki bir İngiliz subayı atın üzerinde, ayağında işte böyle çizmeler. Ondan sonra çıkart diyor çizmeyi, bir köşeye sıkıştırıyor. Alıyor ayağından çizmeyi, giyiyor. Bunun üzerine gittikleri yerde İngiliz subayı şikayet ediyor. Diyor ki senin askerin, komutanı, benim ayağımdaki çizmeyi aldı. Siz Türkler zaten böylesiniz, barbarsınız, bilmem nesiniz diye komutana söyleyince komutan da bölüğü diziyor. Ve kim diyor? İşte şu. Çık diyor şeye. Hazır ol. Aldın mı? Aldım komutanım. Niye aldın? Efendim, benim ayağımın yarısı içeride, yarısı dışarıda. Defalarca müracaat ettim, bana bir postal veremediniz. Bunun üzerine nasıl olsa bunları da at üzerinde taşıyoruz. Yani yürümüyorlar, etmiyorlar. Yürüyen biziz. Götürdüğümüz yerde de zaten kampta oturacaklar, bir şey yapmayacaklar. Biz savaşacağız. Onun için aldım komutanım. Olmaz, iade edeceksin. Çıkarttırıyor ayağından, İngiliz subaya iade ettiriyor. Bunun üzerine Mehmetçiği çağırıyor. Tekrar hazır ol, bir tokat. Mehmetçiğin hiç kılı kıpırdamadan her tokat vuruşunda emredersiniz kumandanım, emredersiniz kumandanım, emredersiniz. Kaç tane tokat vurduğunu bilmiyoruz. Ama bunu anlatan İngiliz subayı en sonunda diyor ki biz ne kadar şerefli bir orduyla savaşmışız. Komutanı hakperest, askeri itaatkar, disiplinli. Alın diyor benim çizmelerimi verin. Böyle bir orduyla savaşmak, böyle bir orduya yenilmek bizim için şereftir diye kendi eliyle helal hoş olsun diye çizmeleri kendisi teslim ediyor. Şimdi bu askerimizin vaziyeti, disiplini, hakperestliği bir yana bir de işin bir başka boyutu var ki o boyut açlık boyutu. Bizim açlık meselesinde şu 18 Mart'larda bilmiyorum üniversitelerde veriliyordu. Buğday çorbası. Değil mi? Yağlı buğday çorbası. Dağıtılıyor değil mi? Dağıtılıyor mu? Bizim oğlan şey baba diyor Çanakkale'deki çorbadan içtik bugün falan diye okulda demek ki ilkokullara da veriyorlar. Güzel bir gelenek. Yani ben bunun en azından o şeyde bir günde sadece bir buğday çorbasıyla savaştıklarını Çanakkale'de aynı şey aslında bu menü Kurtul Amare cephesindedir. Çanakkale'ye sonradan biz onu yakıştırdık. Çanakkale'de iyi kötü bizimkilerin yiyecek şeyleri vardı. Çünkü etrafında Trakya, Bursa, İstanbul buralardan gıda maddesi desteği yapılıyordu. Ama Kurtul Amare Bağdat'la Basra arasında gündüz 50 derece, gece 20 derece sıcaklık farkı bu seviyede yılanların, çıyanların, akreplerin kaynadığı bir ortamda
kazanılmış ve işte o buğday çorbası Yüzbaşı Selahattin'in romanı İlhan Selçuk'un kitabında geçer. Orada onun notlarında geçer. Yüzbaşı Selahattin der ki işte şu Haziran ayında şey yaptık, buğday çorbası tam ekmek. 2-3 gün sonra yazar, buğday çorbası ve hoşaf yarım ekmek. Daha sonra sadece hoşaf, yarım ekmek. Daha sonra sadece buğday çorbası, ekmek yok. Böyle gün gün bunu anlatır. Şimdi bu aslında Kurtul Amare cephesinde yaşanmış bir hadisedir ve bizim askerimizin ne vaziyette olduğunu, üst postalının ne vaziyette olduğunu gördük. İkinci bir hatıra da şu yönde. Efendim, İngilizler teslim alınıyor ve depoları boşaltılıyor. Depoları boşaltılırken bir sandıklar içerisinde küçük küçük tüpler bulunuyor. Tabii üzerinde bir şey yazıyor ama bizim Mehmetçiğin onu ne İngilizce kolejde okumuş ne bu tür şeyleri var, İngilizcenin bilinirlik durumu söz konusu. Anlamıyor ne olduğunu, bu nedir falan diye bakıyorlar. Birisi de alıyor, ağzına sıkıyor, açıyor tüpü. Hani ne olduğunu anlayabilmek için. Bakıyor ki tadı biraz hoş, böyle naneli, mentollü falan. Biraz alıyor, bir daha sıkıyor. Allah Allah, hiç hayatlarında böyle bir şeyle karşı karşıya gelmemişler. Ondan sonra öbürü de alıyor falan. Böyle bir anda bir hoşlarına gidiyor tadı. O sıcakta demek ki nasıl yanmışlarsa. Ondan sonra bir İngiliz esiri getiriyorlar. İşte tercüme ettiriyorlar. Diyorlar bu nedir şeye. O yanında da bir tercüman. Diyor ki efendim bu diş macunudur. Diş macunu. Şimdi bugün gülüyoruz belki ama aslında ağlanacak bir vaziyet. Bizim Mehmetçiğin verdiği cevap şu. Diyor ki komutan, İngiliz, ya yemeyin bak bu hasta olursunuz, midenize dokunur, bilmem şöyle olur, böyle olur. Olsun olsun diyorlar. Biz son zamanlarda bunun kadar lezzetli bir yemek yemedik. Ekmeklerin içine sıkıp sıkıp diş macunu yiyecek kadar o fedakarlıklar içerisindeki bir ordunun kazandığı zaferdir bu. Ve bu zaferin bir başka boyutu da rüşvet meselesidir. İngiliz ordusu 1781 yılında Amerika'da bir George Washington döneminde bir isyan oldu. Amerika'yı kurtarmak için İngilizler ile mücadele ederken Yorktown'da bir İngiliz birliği Amerikalıların eline esir düştü. 1781'den 1916'ya kadar 135 yıl boyunca hiçbir İngiliz ordusu düşmana yenilerek esir düşmemiş. 135 yıldır böyle bir hadise İngiliz tarihinde yok. Ne zaman şey yapmışlar? Bir şekilde kendilerini kurtarmışlar. Parayla kurtarmışlar, bilmem yardım göndererek kurtarmışlar. Bir şekilde kurtarmışlar. Ama böyle son ferdine kadar toptan teslim olduğu bir ikinci hadise yok. Bunun şey yapmak için teslim olmak zorunda kaldıkları anda General Townsend'a diyorlar ki sen Türklerle anlaş ve şöyle bir anlaşma yap. Tek isteğimiz bizim kuvvetlerimize kaçmalarına göz yumun. Bizim kuvvetlerimizin kaçmalarına göz yumun. Yani siz görmezden gelin, biz silahlarımızı bırakalım hepsini. Yani yapıldak buradan şeye doğru kaçalım. Basra Körfezi'ne doğru kaçalım. Orada bizim gemilerimiz var. Gemilere binelim gidelim. Bir daha da bu 13.500 asker hiçbir cephede sizin karşınıza çıkmayacak. Bunun sözünü de veriyoruz. Bu kadar. Topumuzu tüfeğimizi de bırakıyoruz. Ve size bunların üstüne bizim kaçmamıza göz yummanız için, esir almamanız için, bize bu onursuzluğu yaşatmamanız için 1 milyon sterlin para teklif ediyoruz. Yediğimiz çorba bu, giydiğimiz ayakkabı bu. Ve 1 milyon sterlin bize nakit para teklif ediliyor. Bilmiyorum iktisat bölümünde okuyan var mı içinizde? Bir kişi mi var? İki kişi varmış, evet. Siz de bunu hesaplayabilirsiniz. Measuringworld.com diye bir site var internette. Bir tarihteki bir değerli madenin, altının, dövizin, doların neyse bugünkü değerini bulmak için, çünkü onlarda da enflasyonlar büyük, satın alma gücündeki kayıplar yaşanmış. Bugünkü şeyini bulmak için oraya yazıyorsunuz yılını.
Diyelim ki 1 sterlin bugün kaç sterlin olmuştur? Ben bunu yazdım ve yaklaşık 60 katıyla 500 katı arasında bir farklı parametrelere göre, yani satın alma gücü, işçi ücretleri bilmem işte değişik kriterlere göre 60 katla 550 kat arasında bir rakam çıktı. Ben bunu ortadan böldüm, 250 katına indirdim. Yani 1916'daki bir sterlin bugün 250 sterline tekabül ediyor. 1 milyon sterlin neye tekabül ediyor? 250 milyon sterline tekabül ediyor bugünkü parayla, bize teklif edilen rakam. Sterlini kavramak zordur diye bunu bir de dolara çevirdim ben. Yaklaşık 2 dolar bir sterlin ediyor. Demek ki 500 milyon dolarlık bir paradan bahsediyoruz. Geçen gün Trabzon'da uçağa bindim. Beni de en öne oturttular. Pek alışkın değilim. Yer kalmadığı için en son şey. Yanımda da bir Trabzon milletvekili var. Onunla konuşuyoruz. Dedi ki Trabzon'da yeni bir havaalanı yapacağız. Deniz doldurup. Dedim ki kaç paraya mal olacak? 250 milyon dolar dedi. Yani bu teklif edilen parayla Türkiye'nin iki şehrine havaalanı yapabilirsiniz bugünkü şeyde. Bu kadar hani basit bir hesapla bunu söyleyebilirim. Bunun üzerine Enver Paşa'nın amcası olduğunu söyledik, Halil Paşa'nın. Ondan bir iki yaş küçük amcası, hani olabiliyor böyle ailelerde küçük amcalar. Enver Paşa'ya da danışarak diyor ki yani bu parayı alalım mı, ne yapalım, hani lazımsa anlaşalım mı? Böyle bir para da teklif edildi. Bu kolay da teklif edilecek bir para değil. Enver Paşa kesinlikle reddedin ve biz yenilgisini İngilizler satın almak isteyebilir. İngilizce'de böyle bir kavram var. Buying the defeat. Yenilgiyi satın almak. İngilizler yenilgilerini satın almak isteyebilir ama biz zaferimizi satmayız. Mehmetçiğin kanıyla kazanılmış bu zaferi satarak tarihe parayla zaferini satan bir millet olduğumuz kaydını düşüremeyiz. Onun için kesinlikle reddet ve kayıtsız şartsız teslim olmalarını iste. Halil Paşa bunu teklif ediyor. Fakat bunun arkasından gidiyorlar tam teslim olmaya doğru kendi hazırlıklarını yaparken, bu arada bir gün geçiyor aradan, ertesi gün teslim almaya gideceğiz. Bu arada Mısır'dan 3 asker geliyor. Bu 3 asker diyorum. Yani diplomat, biraz da askerlik de var. Mısır'dan geliyor ve bizim kuvvetlerimiz şurayı çevirmiş etrafını. Halil Paşa'nın kuvvetlerinin olduğu yere bu 3 tane deve üzerinde görevli, özel görevli geliyor. Bu özel görevlilerden bir tanesi ünlü casus Lawrence, değil mi? Arabistanlı Lawrence diye uyduruk filmler de yaptılar. Adamı hani yapmadığı işleri de orada yapmış gibi gösterdiler. O da İngiliz propagandasının bir eseri. Burada gelenlerden bir tanesi de o ve bir zarf getiriyor Halil Paşa'ya. Getirdiği zarfı diyor ki size özel olarak Mısır'daki yüksek komiserimiz bu zarfı gönderdi. Hele siz bir oturun diyor, bir yemek yiyin, bir karınlarını doyuruyor, bir nargile koyuyor önlerine. Hele bir nargileyi de için. Ondan sonra bu arada zarfı inceliyor. Bir bakıyor ki herhalde Türkler parayı az buldular. 2 milyon sterline çıkart. Pazarlığı kızıştırmak için reddettiler bizim isteğimizi diyerek 2 milyon sterlin iki katına çıkarttı. Oldu mu 1 milyar dolar bugünkü parayla. Çok ciddi paralar bunlar. İster şahsına diyor. Bir de karşısındaki adamı öyle avlıyor. İster şahsına, ister şahsını almak istemiyorsa, yani rüşvet olmasın diyorsa, devlete, devletin hesabına bu parayı geçireceğiz kabul ettikleri anda. Halil Paşa orada Lawrence'e şunu söylüyor. Diyor ki, şükret ki şu anda benim misafirimsin. Eğer başka bir ortamda bana bunu söylemiş olsaydın, şu tabancamla beynini dağıtırdım. Hadi çek git buradan. Sizin paranıza da, şeyinize de bizim ihtiyacımız yok. Ve Lawrence'i kovuyor oradan. Lawrence'in gerçek kimliği bundan sonra ortaya çıkacak. Yani Nisan'a kadar, Nisan 1916'ya kadar Lawrence'in daha o şey çalışmaları,
Bedevileri kandırma, onlara paraya verme, para verme, Hicaz isyanı başlatma olayı bundan sonra başlayacak. Hicaz isyanı, yani Şerif Hüseyin'in başlattığı Ecyat Kalesi'ne saldırı Haziran ayındadır. Biz Nisan'ın sonundayız. Burada bu zaferi kazanmamızın arkasından baktılar ki bu iş böyle olmayacak. Bu Türkleri biz savaş meydanında kolay kolay yenemeyeceğiz. Bunlar iyi savaşıyorlar, vatanlarını iyi savunuyorlar. Bize bu iş pahalıya patlayacak. O zaman ne yapayım? Bu paraları ben Bedevi Araplara boca edeyim, onları satın alayım. Türklerden zaferlerini satın alamadım ama onları satın alarak bu devleti içeriden çökerteyim diye. Şeygirden çuvallarla para akıttılar ve neticede Arap isyanını başlattılar ama ne zaman? Kutul Amare yenilgisinden sonra. O zamana kadar bizi kolayca geçeceklerini düşünenler burada artık başka kalleşçe yollara başvurdular ki 16 Mayıs tarihi de Kutul Amare'den 15 gün sonradır. Sykes-Picot anlaşmasının açıklandığı tarihtir. Sykes-Picot Osmanlı'nın kalleşçe paylaşılma planıdır. Yani Er Meydanı'nda bizi yenemeyeceklerini anlayanlar artık kalleşlikle bu işin yapılabileceğini, ancak bu şekilde bu devletin çökertilebileceğini gördükleri için de Sykes-Picot'yla yeni bir aşamaya sokacaklar. Orta Doğu'nun dengesini ancak bundan sonra değiştirebilecekler. Yine de biz 1918'in sonlarına kadar hem Irak cephesinde hem Filistin, Suriye ve Sina cephesinde mücadelemize devam edeceğiz. Kafkasya cephesi de keza son direnen cephelerimizden birisi. Neticede 1918 30 Ekim Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Devleti artık fiilen ne olacak? Bir başka gücün, itiraf devletlerinin elinde esir duruma düşecek. Bir hadiseyi de anlatarak ben sonuçlandırayım. Biraz da görsel getirdim ki böyle akıllarda daha kolay kalabiliyor görselle anlatmak. Çünkü gençlerin özellikle hafızası görsele kanalize olmuş durumda. Eskiden kulaksaldı bizim bilgilerimiz. Yani annemiz, babamız birçok şeyi anlattığı zaman o hafızamızda iyi kalırdı ama şimdi görmeden kolay kolay derinleşmiyor bizde bilgiler. Efendim bu Çanakkale muharebelerinden hatırlayacağınız, hatırlıyor muyuz bilmiyorum, bir araba lastiği reklamı vardı. Bir firmanın reklamında bundan 3-4 sene önce Mehmet Muzaffer yüzbaşı, Kutul Amare'de yüzbaşı, Çanakkale'de üsteğmen, Mehmet Muzaffer'in hikayesi. Hatırlayan var mı gençler? Onu demek ki o filmi tekrar göstermek lazım yani. Bir, çok hızla yeni bir nesil geliyor. Onlar bunları bilmiyorlar. Ama bir kısım bilenler de var anladığım kadarıyla. Şimdi Mehmet Muzaffer'e komutanı Çanakkale'de, zaten elimizde 5-10 tane kamyon var. Bu kamyonlar da işe yarıyor neticede cephede münakare, nakliyat yapmak için. Gideceksin, bu kamyonların lastiği parçalanmış, işe yaramıyor. Lastik alacaksın. Ama şimdi bizim ordumuzda da emir demiri keser. Ya nasıl alacağım komutanım, nereye gideyim? Hangi birime başvurayım? Yok. Git bul. Böyle. Bileceksin sen üsteğmen olduğuna göre bunun yolunu, yordamını bileceksin. O da geliyor bizim İstanbul Üniversitesi merkez binasının olduğu yerin üzerinde bir yazı yazar. Hiç okuyan oldu mu o yazıyı? Muhteşem kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin hattı. Bugün bir tablosu milyonlarca liraya satılan bir Hattat'ın eseri orada mermere kazılmış olarak yazılıdır. Daire-i Umur-i Askeriye, Askeri İşler Dairesi Osmanlı'nın, Selaskerat başka bir deyişle oraya gider ve orada satın alma dairesine gider. Der ki böyle böyle Çanakkale'de benim işte falanca tabur, filanca birliğin komutanı beni gönderdi. İşte 40 tane kamyon lastiği lazım. Ondan sonra bunun için de şu kadar paraya ihtiyaç var. Piyasada araştırma yaptım. Bana bu paranın tahsis edilmesi ve bu kamyon lastiğinin alınıp götürülmesi gerekiyor. Tabii komutanın da başı çok kalabalık. Her gelen bir şey istiyor. Savaş yılları. Ondan sonra bunalmış iyice. Evladım diyor, sen hani kafayı mı yedin?
ben diyor askerime postal buldum. Ondan sonra sırtına gömlek buldum da karnını doyurdum da şimdi sıra kamyon lastiğine mi geldi? Git nereden buluyorsan bul, ben şimdi onunla uğraşamam. Kendi işlerim var benim. Senin kamyon lastiğinde ben ona ayıracak param yok diye o da bunu sepetliyor. Bunun üzerine o da gidip nasıl alırım? Çünkü emir verilmiş, baş üstüne komutanım demiş. Çıkmış. Nasıl yapacak? Gidiyor, araştırıyor ve bunun bir baş bayi, en uygun fiyatla satan bir baş bayi buluyor. O baş bayiye gidip, bu bir Yahudi tüccarmış. Rica ediyor, diyor ki bakın böyle böyle acil ihtiyacımız var. Çanakkale işte şudur budur, bize bunu sağlamanız gerekiyor. Savaştan sonra bak senet verelim, ne istiyorsanız verelim. Savaştan sonra bunun parasını ödeyeceğiz. Ama Yahudi tüccar para peşin, kırmızı meşin diyor, başka bir şey demiyor. Bunun üzerine ne yapayım, ne edeyim? Kaime var o zaman. Kaime şimdiki günlük çek gibi. Yani günlük çekte nasıl alırsınız, hemen bankadan bozdurursunuz. Onun gibi kaime elinizde olduğu zaman onun karşılığı bankada var demektir. Bu 100 kaime, 100 liralık kaimeyi alıyor ve birebir bir kopyasını yaparak, eskiden teknik resim dersleri de veriliyordu askeriyede, şimdi veriliyor mu bilmiyorum. Birebir bir kopyasını yapıyor. O kadar ustaca yapıyor ki Yahudi bile anlamıyor bunu şey olduğunu o anda. Ama altına da bir not düşmüş. Bunun bir aslı bulundu bir koleksiyonerin elinde. İşte bu paranın bedeli Çanakkale'de kanla ödenmiştir diye de bir not düşmüş altına. Neticede o Yahudi kanlıyor o sırada, veriyor. O götürüyor, lastikleri teslim ediyor. Daha sonra uyanıyor, bunun davasını açıyor, mücadelesini veriyor. Neticede devlet onun parasını bir şekilde çıkartıp veriyor ama Mehmet Muzaffer işini halletmiş oluyor. O verilen görevi yerine getiriyor, teslim ediyor. İşte o Mehmet Muzaffer bu defa Çanakkale'den Kutul Amare cephesine gidecek. Şimdi Çanakkale cephesinde ne dedik? Ağustos ayında artık pata durumuna gelindi. Yani kimse kimseyi yerinden söküp atamıyor. Dolayısıyla herkes yerinde kaldı. Bunun üzerine hem İngilizler hem biz orada kuvvetlerimizi diğer cephelere kaydırmak zorunda kaldık. İngilizler aşağıdan çıkmaya çalışınca 1915'in sonlarında biz de peyderpey Çanakkale'den kuvvetlerimizi nereye kaydırdık? Kutul Amare cephesine kaydırarak orada İngiliz ordusunu Kasım ayında Selman-ı Pak'ta yenerek Kutul Amare'ye kapattık ve Nisan'a kadar orada muhasara kuşatma devam etti. İşte Mehmet Muzaffer bu arada askerden tebdili hava ile İstanbul'a geri döner. Tebdili havayı anladık mı? Hava değişimi. Tebdili hava eski deyişle şimdi hava değişimi diyoruz. Gelir, işte anacığı onu şey yapar. Tabii annelerin de en büyük şeyi çocuklarının mürüvvetini görmek. Ondan sonra gelmişken bunu hemen bir baş göz edeyim der. Ondan sonra bir kız bulur, evlendirir. Ondan sonra fakat bir haftalık evliyken bir haber alır ki kendi bölüğü Çanakkale'den Kutul Amare'ye gönderilmiş. Kutul Amare cephesine gönderilmiş. Bunun üzerine arkadaşları der ki sen gitme. Sana bir pasif görev bulalım. Biraz travmanı atlat. Daha yeni evlendi şurada. Bir haftalık evlisin. Hani biraz kendine gel, biraz dinlen. Ondan sonra gidersin. Onu biraz kayırmak maksadıyla böyle bir pasif görev bulurlar ona. Ama Mehmet Muzaffer der ki ben bölüğümden ayrılamam. Ondan neredeyse ben de başlarında olmalıyım. Ve gider uğraşır, tayinli bölüğünün başına çıkartır ve Kutul Amare cephesine gider. İşte o Mehmet Muzaffer, bu Mehmet Muzaffer ve Kutul Amare cephesinde onu şehadet şerbeti beklemektedir. Burada bir felahiye diye İngilizler onları kurtarmaya çalışıyor dedik ya, diğer yerlerden gönderdikleri birliklerle. Onlara karşı verdiğimiz savaşlardan bir tanesinin ismi Felahiye Meydan Savaşı. O savaşta Mehmet Muzaffer de bölüğünün başında hücum ederken boğazından bir mermi isabet eder ve boğazı parçalanır. Kanlar içerisinde yere yığılır. Bunun üzerine tabii bir komutanın vurulması çok önemli bir hadisedir. Yani birlik ne yapacağını şaşırmıştır. Hücum edecekler, hücuma devam edecekler. Komutan
düştü, nasıl olacak, nereden emir alacaklar? Sorarlar, ne yapalım komutanım, emriniz nedir? Komutan konuşmaya çalışır, konuşamaz. Ağzından ses, hırıltı şeklinde sesler çıkar. Ama bu arada yaşamaktadır. Bunun üzerine cebinden bir kalem çıkartır. Ve öbür cebinden de eşine yazmak üzere bir mektup zarfı cebine koymuştur. Belki olur da yazarım diye. O mektup zarfı, işte açılmış hali mektup zarfının, yani şunlar kulaklarını katlarsanız bir mektup zarfı olduğunu göreceksiniz. Çıkartır ve ortasına bir üç kelime yazar. Bölük intikamımı alsın. Yani hücum. Durmayın. Hücuma devam edin. Şimdi, ve şunlar kan lekeleri. Bu askeri müzede olması gerekiyor. Bütün işaretler orayı gösteriyor. Bunun aslı. Ama askeri müzeyi soruyoruz. Bizde yok diyor. Benim bulduğum bütün deliller askeri müzede olduğunu göstermesine rağmen böyle bir cevap veriliyor. Ben de anlamıyorum. Niye yok orada? Niye mevcut değil? Ama bunu 1916'da çıkan bir dergiden, askeri mecmuadan tarattım. Bulabildiğim en iyi versiyon bu. Ama günün birinde inşallah dua edin. Onu da bulalım ve askeri müzeye bunun aslını görünecek bir yere koyduralım. Renkli kopyasını da size inşallah ulaştıralım. Evet, bu kan lekeleri içerisinde bölük intikamı alsın. Görevini yaptı. Dedi ki hücum. Emrini verdi. Ama şu sayfa her şeyi özetleyen ve içimizi kanatan bir sayfa. Bu da zarfın arka yüzü, yani ön yüzü daha doğrusu. Damgası, işte pulu üzerinde. Ve şuraya bakın, şu sağ kolda. Biraz daha yaklaştırayım. Okunabiliyor mu? Okuyamıyoruz değil mi? Şimdi, yani biraz aslında bazen bazı şeyleri söylüyorum, yani yanlış anlaşılıyor ama. Şimdi bakın, bir Çinli 100 yıl önceki gazetesini okuyabiliyor. Bir Rus okuyabiliyor. Bir Fransız okuyor, bir Amerikalı okuyor. Bir Romanyalı okuyor. Peki ben niye okuyamıyorum kardeşim? Bunun sorumlusu ben miyim? Suçlusu ben miyim? Diye sormayacak mısınız? İngilizce bir gazetenin 100 yıl önceki nüshasını göstersem şakır şakır okuyacaksınız. Ama siz kendi ecdadınızın, kendi köklerinizin ait olduğu belgeleri okumaktan mahrum bırakılıyorsunuz. Bunun bir şekilde çözülmesi lazım. İlkokuldan itibaren Osmanlıca derslerinin yeniden konulması lazım. Ki bunu gösterdiğim anda şakır şakır Latin alfabesi gibi okuyabilirsiniz. Ne farkı var? Yani iki alfabe öğrenmiş olalım. Onu da öğrenelim. Yani ne zararı var bize? Alfabe öğrenmenin bir zararı olmaz. Bilmemenin bir zararı var. Bilmediğin zaman cahil kalıyorsun. İşte burada gördüğümüz gibi cahiliz. Dedik ya bazı şeyler ilerlerken bazı şeyler geriliyor. İşte ne yaptık? Bir alfabeyi öğrenirken öbür alfabeyi unuttuk. İyi mi yaptık? Sultanahmet Camii'ne gidiyoruz. Turistler de bakıyor. Onlar da okuyamıyor. Biz de gidiyoruz. Biz de okuyamıyoruz. Sen bu ülkede turist misin kardeşim? Bu ülkende, kendi ülkende turist haline gelmişsin. Farkında değilsin. Bunun adı budur. Bir Japonla, bir İngilizle bir farkın kalmamışsa o zaman nasıl sen Türk olduğunu, bu ecdadın torunu olduğunu iddia edebiliyorsun? Bu meselenin bir şekilde eğitim şeyimize halledilmesi lazım. Artık ilkokuldan itibaren bu alfabenin de artık bir problem olmaktan çıkması lazım. İddia ediyorum şurada herhangi birinize 15 günde ben okuma yazma öğretirim. Osmanlıca. Yani yazma biraz zordur ama okumayı en azından 15 günde sökersiniz. Hiç öyle büyütülecek bir hadise değil. Evet, buradaki şey, yazı. Kıble ne tarafta? Kıble ne tarafta? Şehit olmak üzere olan bir kahramanımız askerine bu soruyu soruyor. Boğazıyla soramıyor, yazısıyla. Ve Falih Rıfkı Atay, biliyorsunuz Çankaya'nın yazarı, bir sürü önemli kitabın yazarı, bunun hikayesini yazmış. Ama Cumhuriyet devrinde bir daha bu yazısını yayınlamamış. Bakın bu da var. O tarihte yazıyor, sonra bunu unutturmaya çalışıyor. O da Mehmet Emin Yurdakul'un kitabı gibi. O yazı da unutulmuştu. Ben askeri mecmuada buldum. Yeni Şafak'taki köşemde de bunu yeni yazıya çevirdim. İnternette girip okuyabilirim. Falih Rıfkı'nın kendi yazısı.
Orada olduğu gibi aktardım. Dedim bakın Fatih Rıfkı bunu yazmış. Sonra bir daha Cumhuriyet devrinde bu konuya girmemiş. Hiçbir şekilde bu yazısını yayınlamamış. Diyor ki Fatih Rıfkı Atay diyor bunu. Askerleri onu kıbleye doğru çevirdiler diyor. Ve yüzünde bir tebessüm, bir rahatlama ifadesi belirdi. Beytullah'ı temaşa etmeye başladı. Melekleri temaşa etmeye başladı diyor. Fatih Rıfkı söylüyor bunları. Ve bunun üzerine diyor, büyük bir rahatlık içerisinde aldı, son ifadelerini yazdı. O da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammede Resulullah. İşte Türk askeri bu. Kutul amale bu. Bize unutturulan savaş bu gençler. Bu şehitlerimizin vebalini kim ödeyecek? 100 yıldır bunlara dua etmemizi, bunlara Fatiha okumamızı, bunlara rahmet okumamızı engelleyenleri bu millet affetmeyecek. Bu kitapları 6 cümleyle değil, 6 satırla değil, 6 kelimeyle bu zaferi bize anlattıklarını ve Basra'ya çıkan İngilizler yenilgiye uğratıldılar diye anlamsız bir cümle kurarak büsbütün bizim hafızamızdan kovulan bu zaferi anlatmak da inşallah bu sene bizlere düştü. Ve bunları yazdık, çizdik, özel sayı çıkarttık, poster yayınladık ki toplumda bir şey oluşsun. Bir Çanakkale'nin yalnız olmadığını, Çanakkale'nin tek olmadığını, devamı olduğunu Çanakkale'nin ve Mehmet Muzaffer örneğinde olduğu gibi Çanakkale'den Kutul Amare'ye koştuklarını, orada da bir destan yazdıklarını insanlar bilsin, öğrensin. Ve bu kahramanlarımızı tanırken Halil Kutpaşa'nın şu zafer sonrasındaki ordusuna seslenişini de okumak istiyorum. Onunla bitireyim müsaadenizle. Aslanlar, bugün Türklere şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şühedamızın ruhları şadühandan pervaz ederken, dönerken ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Bize 200 seneden beri tarihimizde okunmayan bir vakayı kaydettiren Cenab-ı Allah'a hamdü şükreylerim. Allah'ın azametine bakınız ki 1500 senelik İngiliz devletinin tarihine bu vakayı, bu yenilgiyi yani ilk defa yazdıran Türk süngüsü oldu. 2 senede devam eden Cihan Harbi böyle parlak bir vaka daha göstermemiştir. İşte Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci vakayı Çanakkale'de, ikinci vakayı burada görüyoruz. Bugüne Kut Bayramı namını veriyorum. Ordumun her ferdi her sene bugünü tesid ederken, kutlarken şehitlerimize yasinler, tebarekeler, fatihalar okusunlar. Şehidamız hayat-ı ulviyatta, yüce hayatta, semavatta kızıl kanlarla uçuşurken gazilerimiz de gelecekteki zaferlerimize gözcü olsunlar. Hepsini bu şekilde tebrik etmiş ve onların alınlarından öpmüş Halil Paşa'mız. Evet, Kutul Amare'nin sadece burada anlatabildiğimiz, süremiz müsaade ettiği kadarıyla bir özetini, hem nasıl oldu hem olayın iç yüzünü bu şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Bilmiyorum soru var mı? Soru varsa isterseniz birkaç soru alarak da sohbetimize bu şekilde devam edelim. Beyefendi söylüyor ama duyabilecek miyim acaba arkadan sesini? Türk Tarih Kurumu da Kutul Amare konusunda yazılmış kitaplar vardı. Türk Tarih Kurumu'nda Kutul Amare konusunda yazılmış kitaplar vardı. Sesini duyuyor, evet. Yok, yani yeni yeni bir iki kitap çıktı. O da bu sene bir Kültür Bakanlığı bir kitap bastı. O zaman bir Osmanlı ordusunun subayı, Kurmay subayı Muhammed Emin Bey diye. Onun tuttuğu günlükler. Kültür Bakanlığı yeni yayınladı onu. Bir iki tane günlük vesaire yayınlandı. Ama müstakil olarak Kutul Amare üzerine bir çalışma Tarih Kurumu'nda yayınlanmış değil. Tarih bölümlerinde, yani tarih öğretmeni çıkacak bölümleri okuyanlarda Kutul Amare Savaşı'nı öğreniyorlar mı? Yani muhtemelen o bölümdeki hocalar bu konuya vakıfsa tabii mesela diyelim Marmara Üniversitesi'nde Zekeriya Kurşun Bey var. O tabii bu konuyu bilen birisi anlatıyor ama bilmeyen, bu konunun önemini çalışmamış, araştırmamış birisinin
pek anlatabileceğini zannetmiyorum. Çünkü çok kıyıda bırakılmış, kaynaklarının üstü örtülmüş olan bir... Bir de şeyi duymuştum, Mehmet Muzaffer bunu yazarken boynundaki kanlı kaleme değdirip evet, öyle yazmış. Evet, şunlar kan lekeleri görüyorsunuz. Boynundaki kanla yazdığını duydum. Kanla yazıldığı söyleniyor ama yani kana bulaşarak diyelim, hani şuradaki örnekte olduğu gibi kana bulaşarak yazıldı demek daha doğru. Üstüne kan şey yapıyor ama kana batırıp yazma diye bir şey, o biraz bizim onu anlatan yazarımızın bir şeyi, evet. Katkısı. O şekilde bakmak lazım. Evet, buyurun. Ben Halil Paşa'nın hatıratını okumuştum. Ocak, Şubat geçmişinde. Halil Paşa'nın hatıratını okudunuz, evet. Orada Kutlu Amare Zaferi'ne dair çok da bir şey yok açıkçası. Ben göremedim. Yani böyle ayrıntılı bir şekilde, coşkulu bir şekilde Kutlu Amare'yi anlatmıyor, evet. Bahsetmiyor. Maalesef. Bu ilginç geldi. Neden onu biliyor musunuz? Çünkü aslı o hatıratın torununda. Torunu da bunu vermiyor. Çok başka bir kafada birisi. Yani şimdi söylemeyeyim hangi kafada olduğunu. Enver Paşa'nın torunu vasıtasıyla, yani Enver Paşa'nın amcası olduğu için yani o vasıtayla almaya çalıştık ama aslı şey değil. Bu yayınlanan kısmı bir gazetede onun ölümünden sonra tefrika edilebilen kısmı. Şevket Süreyya'nın hazırlamış olduğu galiba. Akşam gazetesinde mi bir yerde bu yayınlanıyor ama ben o yayının sağlıklı bir yayın olacağı kanaatindeyim. Çünkü içinde bazı bilgi hataları da var. Yani bu hataları mesela kendisi yazmış olsa doğrudan doğruya mutlaka bir elden geçti. Bazı kısımlar çıkartılıp eski deyişle hazfedildi. Yani elendi. Tam bir metin neşri değil. Orijinali bulunursa orijinali mutlaka daha farklı yani şeyler... Yani bahsetmiş olduğunuz o Lawrence meselesi dahi orada yazmıyor. Bir diğer husus da... Yok var, Lawrence var. Ben hatırlamıyorum. Yani. Geldi diyor, onu işte şey yaptık, gereken cevabı verdik falan diye var hatıratında geçiyor. Diğer husus da sanırım Halil Paşa İngiliz ordusunun teslim ettiği bütün silahları onlara tekrar geri veriyor. Yok, o doğru değil. Çünkü İngilizler biz onların teklifini, para teklifini kabul etmeyince... Kayıtsız şartsız teslim olmalarını isteyince gittiler kendi birliklerindeki belli başlı silahları imha ettiler. Topların kamalarını çıkarttılar, onları nehre attılar, yok ettiler. Kaması olmayınca da topu kullanamazsınız biliyorsun. Dolayısıyla teslim olma gibi bir şey, yani kılıcını, sembolik olarak kılıcını geri vermiştir ama onlara kalkıp da silahları nereye götürecek adam? Esir olmuş daha silahı alıp ne yapacak yani? Yok. Şöyle yani o silahların teknikleri, çünkü belli bir silah şeyine alışmışsınızdır. Yani bu şimdi şeyde bile, bilgisayar ya da cep telefonunda bile öyle oluyor. Yeni bir cep telefonu aldığınızda uyum sağlamanız, diyelim ki iPhone'dan Samsung'a geçtiğinizde ya da tersine 3-5 gün uğraşmak zorunda kalıyorsunuz mantığını çözene kadar. Şimdi o silahların da yine bizim askerimizin alıştığı silahlar değil onlar. Onları alıp da aynı şekilde kullanabilmek zaten kolay değil. Ama zaten İngilizler, Townsend'ın hatıralarına bakarsanız şey diyor. Biz silahlarımızı ve mühimmatımızı imha ettikten sonra teslim olduk. Dolayısıyla ellerinde zaten öyle doğru dürüst bir şey yok. Kalanları da zaten kullanılamaz hale getirmişler. Şu en arkada bir arkadaşımız... Öncelikle hoş geldiniz. Benim sorum biraz uzun olacak. Biraz açıklamam gerekecek. Yani çok sabırladı taşırmadan. Yok, çok vaktinizi almayacağım ya. Kısa soralım. Konuşmanızın genelde özeti Kutul Amare Zaferi unutuldu veya unutturuldu üzerine geçtim. Fakat bu konu üzerine ben de biraz araştırma yaptım. 1950'lerde Kutul Amare Zaferi'nin kutlanmamaya başladığını görüyoruz. Yok, o öyle bir şey yok. Evet. Ben buna biraz baktım yani niçin böyle oldu. Şimdi biraz da 46 ile 56 yılları arasında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan konjonktür icabıyla Türkiye'nin biraz daha İngiliz ve Amerikacı politika güttüğünü görmekteyiz. Hatta ben size bir örnek daha vereyim. Çanakkale Zaferi'ne mesela bunu Cumhuriyet Gazetesi'nde Abidin Dağlar yazıyor. Tarihi 18 Mart 1947 veya 48 olmalı bir yazısında.
Çanakkale Zaferi'nin kutlanmadığından dolayı şikayet ediyor. Hı hı. Ve birkaç sene sonra da kutlanan Çanakkale Zaferi'nde mesela Boğaz Zırhlısı'nın battığı yere Fransız çelen katılıyor. İngiliz Fransız şehitleri mezarlıklarına gidilip işte gösteriler yapılıyor ve hatta bizlerin İngiliz ve Fransızlarla dost olmamızın Çanakkale Zaferi ile başladığı söyleniyor. Tamamen farklı bir söylem tutturuluyor yani. Evet. Şimdi bu kapsamda değerlendirdiğimiz zaman aslında unutulan veya unutulandan ziyade konjonktürel bir netice itibariyle bizim bu şekilde bir politika güttüğümüz görülüyor. Bunun yanı sıra ben şuna inanıyorum, size de sorun bu olacak. Biz Türkiye'de sadece kutlamaya değil, tarihin genel olarak ne kadar önem veriyoruz? Ya biraz önce bahsettim, hani Çanakkale'ye de biz önem vermedik. Halil Kut Paşa'yı önem vermediğimiz kadar Cevat Çoban'a da önem vermedik yani. Biliyorsunuz pek çok Çanakkale kahramanı. Abi Halil Sami bilen yani, var mı? Şimdi lise tarih derslerine bakıyoruz. 9. Tümen Komutanı. Haftada kaç saat biliyorsunuz? Kimdir? Yani. 2 saat haftada lisede ders veriyoruz biz. 2 saat tarihte siz ne anlatabileceksiniz? Size bir örnek vereyim. Mesela Gazneliler müfredatta 15 dakika düşüyor. Gazneliler 15 dakikada anlatan Kutulamari veya diğerini ne anlatacak? Nasıl anlatacak? Ya bizim asıl problemimiz bana kalırsa üzerine de yoğunlaşmamız gereken şey tarih müfredatı. Siz tarih, de buna katılıyor musunuz yani? Bunu soracaktım. Teşekkür ederim. Şimdi efendim iki husus da çok önemliydi söylediğiniz. Şimdi birincisi tarih konusu zaten başlı başına bir problem Türkiye'de. Genel olarak zaten bir tarihi az bilen ve az bilmeyi hani neredeyse bir fazilet gibi telakki eden bir anlayış yayıldı. Yani Yahya Kemal'in çok şık bir şeyi var. İşte eski tarihimizi unutmak fazilet olarak Türkiye'de yansıtıldı. Eski harflerimizi unutmak fazilet olarak yansıtıldı. Eski işte medreseleri kötülemek bir faziletti. Bilmem şuydu buydu. Bir süre sonra diyor gençler baktılar ya bizim ne kadar çok faziletimiz varmış demeye başladılar diyor. Şimdi böyle bir mantıkla biz bir yere gidemeyiz. Bunun etkileriyle biz bugüne kadar geldik. Dolayısıyla Çanakkale Muharebesi'nin kutlanmasında büyük ölçüde Anzaklara borçluyuz. Yani onlar kalkıp da işte Şafak Ayini bilmem ne diye bu tarafa gelip bunları yapmaya başlayınca 1930'lu yıllarda Nihal Atsız ondan sonra ve onun yanında bulunan işte Fethi Tevetoğlu, Tevfik İleri gibi bir takım milliyetçi gençler madem onlar geldi biz de gidelim gibi bir şeye dönüşürdüler bunu. Yavaş yavaş milliyetçi gençlik içerisinde böyle bir eğilim başladı ama asıl tabii 1950'li 60'lı yıllardan itibaren Çanakkale yeniden hatırlanmaya başlandı. Bunu da burada söyleyelim. Yani işte Albay Halil Sami, 9. Tümen Komutanı, Seddülbahir Bölgesi'nin komutanı. İsmi dahi geçmez. Halbuki geçen Robin Pryor diye bir Avustralyalı tarihçi. Avustralyalı tarihçi. Ya diyor bu Albay Halil Sami'nin yaptığı Arıburnu kuşatmasının öncesinde çıkarmanın oraya yapılacağını ilk fark eden ve ola ki Mustafa Kemal'in komutasındaki birlikler erken uyanamaz, erken kalkamazlar diye 27. alayı gece 5'te yola çıkartan ve Anzaklara ilk çarpmayı gerçekleştiren adamı Türkler niye hatırlamıyor ben anlamıyorum diyor. 27. alay Halil Sami'nin alayıdır. Sonuna kadar tükenmiş olan Halil Sami onu 5'te yolladı. Mustafa Kemal ancak 8'den sonra harekete geçti. İlk birlikleri 9'da, 57. alay ancak 9'da harekete geçebildi. Peki o aradan geçen zamanda eğer 27. alay yetişmeseydi ne yapacaktı? 57. alay darmadağın olacaktı. Peki bunu yapan komutan kim? Halil Sami. Ama ismi yok. Ben size ölmeyi emrediyorum dediği Halil Sami'nin 27. alayıdır. Onlar ne arıyordu orada? 57. alay daha yetişemeden onlar gelmiş düşmanla çarpışıyorlardı. Böyle bir adamı başımızda taşımamız lazım. Başımızda. Gidin bakın Çanakkale şehitliğinde bir defa ismi geçiyor mu? Sadece bir yerde Yahya Çavuş vesilesiyle, Yahya Çavuş mezarlığında orada bir resmini koymuşlar ama Yahya Çavuş dolayısıyla. Yahya Çavuş da olmasa onu da zikretmeyecekler. Şimdi böyle bir sürü bizim önemli ismimiz var. Çanakkale hakkında söylediğinizde doğru. Onu da çok eksik anlatıyoruz. Fakat Kutul Amare
Kut Bayramı, Halil Kut Paşa burada bugünü Kut Bayramı namını veriyorum demesine rağmen, olsa olsa 1917'de bir yıl, belki 1918'de kutlanmış olabilir, o da ordunun içerisinde. Ama 1918'den sonra, yani İngiliz işgalinden sonra kutlanma şansı zaten yoktu. İngiliz kutlatır mı sana kendisini yendiğin zaferi, hem de işgal altındayken? Kutlamadık. Cumhuriyet devrinde de kutlandığına dair bir tane kanıt yok. Varsa çıksın desinler ki şu gazetede şöyle bir küpür var, bilmem, ya da Genelkurmay'ın bir emri var. Cumhuriyet devrinde 30'larda, 40'larda kutlandığına dair hiçbir şey yok. Sadece bu nedir biliyor musunuz? Benim tespitime göre sadece silahlı kuvvetler içerisinde eski Kut gazileri kendi aralarında 29 Nisan'da ya da ona yakın bir tarihte toplanıp eski günlerini anmak üzere bir toplantı yapıyorlardı. Ama bunlar yavaş yavaş hayatlarını kaybede kaybede bu kendiliğinden ortadan kalktı. Yani oradaki kutlama. Ama hiçbir zaman resmi bayram olmadı, hiçbir zaman rap 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 askerler yürümedi. Yani bu bir bayram, bizim bildiğimiz 19 Mayıs gibi, bilmem 23 Nisan gibi bayram hiçbir zaman olmadı. Ve bunun çok az istisnasıyla bir iki yerde sadece eski gazetelerde, 1930'lu yıllardaki gazetelerde geçtiğini biliyoruz. 1946 yılından sonra zaten kutlanma şansı dediğiniz gibi yoktu. İngilizlerin etkisi altına girdik. 1946 yılında Türk subayının üniforması İngiliz üniforması olduğunu biliyor musunuz? İngiliz ordusundan... Sonra Amerikan ordusuna geçtik. 50'den sonra da Amerikan ordusunun kıyafetlerine büründük. Şu anda gidip baktığınız zaman arada bir fark kalmamış. 46'ya kadar farklıyken 46'da bir İngiliz ordusunun üniforması aynen alındı. Böyle bir ortamda zaten kalkıp da kutlanması söz konusu değildi. Ondan önce de kutlandığına dair tek bir kanıt yok elimizde. Dolayısıyla böyle bir şey yok. NATO ya girmek için bunu kaldırdılar filan, böyle bir şey asla söz konusu değil. O çok daha önceden bu kutlama kendiliğinden bitmiş idi. Efendim, çok teşekkür ediyorum ilginiz için, dikkatiniz için.